Akçay köyündeyiz. Karalahananın dikimini öğreneceğiz. Evet. Karalahanayı ben yapmak için önce bir deyi dikmemiz gerekiyor. Bir deyi dikmemiz için de önce böyle şeyler açıp. Evet. Sonra suluyup. Sonra fideyi dikeceğiz şimdi. O 3 ay sonra lahana vermeye başlayacak. Dikimi de böyle açıyorsun. Böyle koyuyorsun. Ondan sonra atıp bu şekilde sıkıştırıyorsun. Çünkü kökünü toprağa salması gerekiyor. Bu bizim karagözlü kara lahanası. Bu şeyden için yapacağız. Hangi mevsimler dikiyoruz karalahanayı? Karalahana şimdi Mayıs ayında da dikiliyor, Ekim zamanı. Sonra evet. Bu kış pancarı oluyor. Tekrar Ekim gibi yeniden dikiyoruz ki Mayıs'a yetişsin diye. Bu Eylül-Ekim ayına yetişecek. Diğer diktiğimiz de Mayıs ayına yetişecek. Bu da tekrar Ekim ayında dikiliyor. İki evet. Çünkü dikmezse bu pancardan yazın şey olmuyor. Çiçeğini verir, lahana olmuyor. Bunu tutabilmesi için böyle külçekli olması gerekiyor. Yoksa sıcağı kırılır. Yetişmesi için Eylül-Ekim ayında lahanasını toplayabiliriz. Ancak o zaman yeriz. Çünkü daha yeni geldik. Herkese afiyet olsun. Ekim ayında hep beraber yiyelim. Anne, o elindeki nedir? Kara lahana. Bu Karadeniz'e özgü, yöremize özgü kara lahana. Arkadaşlar, bugün birlikte annemle birlikte Doğu Karadeniz'imize özgü olan kara lahana yemeğini yapacağız. İlk olarak anne ne yapıyorsun? Temizliyorum. Onları ayıklıyorum. Ondan sonra ne yapacaksın? Ayıkladıktan sonra? Ondan sonra yıkayıp doğrama işlemine geçeceğiz. Güzelce de yıkayacağız. Kırmızı doğradıktan sonra şimdi suda kaynatıyoruz. Lahanaya şimdi mısır unu koyuyoruz. Bir yandan elenmiş mısır ununu lahanamıza. Bir yandan da barbununu haşlıyoruz. Bunları karacağız sonradan. Fasulyesi de pişti. Şimdi lahanayı mısır ununa kaldığımız lahanayı karıştırıyoruz. Suyunu da koyuyoruz. Evet. Şimdi bunu kaynatacağız. İçine sarımsak, tereyağla, sarımsakla güzel yine sos yapacağız. Tereyağlı, sarımsak, salçalı sosumuzu da lahana yemeğimize koyuyoruz. Tuzunu da kattık mı? Yememiz hazır. Anne, karalahanadan başka neler yapılır? Böyle sarması yapılır. Ayrıdan çorbası da yapılır. Turşusu olur. Birçok çeşit yemek çeşitleri bulunur karalahananın. K, C vitamini, potasyum gibi vitaminler varmış. Evet, doğru. Evet, çorbasını da göstermek isterim. İçinde patates, mısır unu, sarımsak, domates katıyoruz. Bu Karadeniz'e gelince bu lezzetlere tanın mutlaka derim.